Bir porsiyon et gerçekte ne kadardır? Vejeteryan ya da vegan beslenme alışkanlığıyla beslenmiyorsanız, günlük protein ihtiyacınızın çoğunu karasal veya deniz kökenli ürünleri yiyerek alırsınız. Fakat bu ürünlere gerçekte kimin ne kadar ihtiyacı var? Protein, yağ ve karbonhidratlarla birlikte her gün tüketmemiz gereken bir makro besin maddesidir. Et ve deniz ürünleri gibi hayvansal proteinler, tam protein olarak kabul edilir, bu da, vücudunuzun sağlıklı kalmak için ihtiyaç duyduğu 9 temel amino asidi de sağladıkları anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre, günde 30 dakikadan daha az fiziksel aktivitesi olan yetişkinler, yaş ve cinsiyete bağlı olarak günlük şu miktarlarda protein hedeflemelidir. Denizden Babam Çıksa.com'daki yeni yazılara ve su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren içeriklere düzenli olarak ulaşmak için bizi Twitter'da takip edin. 19 ila 30 yaş arası kadınlar 156 gram ve eşdeğeri. 31 yaş ve üstü kadınlar 142 gram ve eşdeğeri. 19 ila 30 yaş arası erkekler 185 gram ve eşdeğeri. 31 ila 50 yaş arası erkekler, 170 gram ve eşdeğeri. 51 yaş ve üstü erkekler, 156 gram ve eşdeğeri. Peki, eşdeğer nedir? Genel olarak, 30 gram kadar ete eşittir. Bununla birlikte, vejetaryen protein kaynakları söz konusu olduğunda, ölçü çeyrek fincan pişmiş fasulye, 15 gram kadar fındık veya bir çorba kaşığı fıstık ezmesi anlamına gelir. Yaş grubunuza göre yaklaşık olarak bir günde ne kadar protein almanız gerektiği konusunda artık fikir sahibisiniz. Ancak tabağınıza giren her öğeyi tartmaktan kaçındığınızda, gerçekte ne kadar aldığınızı nasıl belirleyebilirsiniz? Beyaz et. Porsiyon, yaklaşık 90 gram. Kıyaslama, bir deste iskambil kağıdı. Kalori, tavuk göğsü 170 kalori, hindi göğsü 160 kalori. Tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları, genellikle porsiyon başına yaklaşık 20 ila 25 gram proteinle doludur ve genellikle yağsız bir et olarak kabul edilir, yani yağdan nispeten az kalori sağlar. Tavuk göğsü, toplam 60 kalori ile etin en yağsız kesimlerinden biridir. Uyluk ve bagetlerde dahil olmak üzere, tavuğun başka kısımları kalori ve yağca biraz daha yüksektir, ancak bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olan demir ve çinko minerallerinden daha fazlasını sağlarlar. Hindi göğsü, bir porsiyon yağdan yaklaşık 70 kalori içerir ve ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne göre, vücudunuzun uyumanızı ve iyi uykuyu sağlayan hormonlar olan melatonin ve serotonin yapmak için kullandığı amino asit olan triptofanca da yüksektir. Yeni içerikleri, videoları, podcastleri ve içerik formatlarımızı takip etmek, gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kırmızı et. Porsiyon, yaklaşık 90 ila 120 gram. Kıyaslama, iPhone 6. Kalori, etin kesildiği yere göre değişir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sığır eti ve kuzu eti kırmızı et olarak kabul edilir. En yaygın sığır eti biftek ve kıyma veya hamburger şeklinde gelir. Biftek için kalori sayımı kesime ve yağa bağlı olarak değişmekle birlikte, 100 gramlık porsiyon yaklaşık 310 kaloridir. Öte yandan, 120 gramlık bir hamburger porsiyonu, yaklaşık 240 kaloridir. Sığır eti ile karşılaştırıldığında, kuzu biftek için düşük kalorili bir seçenektir, ancak yine de kümes hayvanlarına lezzetli bir alternatif sunmaktadır. 90 gramlık bir kuzu eti porsiyonu, 152 kalorisi yağdan olmak üzere, yaklaşık 250 kaloridir. Mayo Clinic'e göre kuzu eti kırmızı kan hücresi oluşumu ve uygun sinir fonksiyonu için çok önemli olan B12 vitamini bakımından yüksektir. Kırmızı et birçok besinsel yarar sağlarken, Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, alımınızı haftada en fazla 3 porsiyonla sınırlandırmanızı öneren kolon kanseri ile de bağlantılıdır. Balık. Porsiyon, yaklaşık 90 ila 120 gram. Kıyaslama, çek defteri. Kalori, somon, 121 kalori, tilapia 114 kalori, ton 124 kalori. Somon en popüler balık seçeneklerinden biridir ve çoğu restoranda temel bir protein kaynağı haline gelmiştir. Bu balık, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri bakımından en iyi seçeneklerden biridir.
tilapya besin değeri en yüksek proteinler arasındadır. Özellikle iyi bir potasyum kaynağı, kalp atışınızı düzenli tutmanıza yardımcı olan ve sodyumun kan basıncı üzerindeki zararlı etkilerinin bazılarını dengelemeye yardımcı olabilir. Porsiyon başına 28 gram ton balığı, proteince yüksektir ve ayrıca kas ve sinir fonksiyonunu sağlamak için gerekli olan magnezyum açısından zengindir. Genel olarak balıklar ve diğer deniz ürünleri, sağlıklı besinler ile dolu az yağlı protein kaynaklarıdır ancak maalesef, çoğumuz önerilen miktarlarda balık tüketmiyoruz. Yetişkinler için önerilen miktar haftada 240 ila 300 gram iken yalnızca 30 ile 150 gram arasında bir tüketim değerine sahibiz. Bilinçli su ürünleri tüketimine dair nitelikli içerikleri kısa, net ve anlaşılır bir şekilde takip etmek için, Denizden Babam Çıksa'nın YouTube kanalını ziyaret etmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Deniz ürünleri, porsiyon, yaklaşık 90 gram. 8 ila 9 tane orta boy karides. 9 ila 12 tane orta boy tarak. 8 ila 9 parça kalamar. Kıyaslama, tenis topu. Kalori, karides, 100 kalori, tarak, 90 kalori, kalamar, 149 kalori. Çoğu deniz ürünleri gibi karides de kalori yönünden nispeten düşük bir değere sahip. Ayrıca, bir porsiyon karides, üreme sağlığını destekleyen bir besin olan selenyumun günlük ihtiyacına yakınını karşılar. Geroscience'da yayınlanan Şubat 2017 incelemesine göre, karidesler, yosunlarda bulunan bir antioksidan olan astaksantin yönünden de zengindir. Taraklar, çinko bakımından zengindir, bu da bağışıklık sisteminizi geliştirmeye yardımcı olur, 100 gramlık bir porsiyonu size yaklaşık 17 gram protein sağlar. Son olarak, en popüler deniz ürünleri seçeneklerinden biri, kalamar. Kalamar özellikle Ege'de ve Akdeniz'de çok yaygın olarak da bilinen lezzetli bir meze, ancak genellikle dövülmüş ve derin yağda kızartılmış olarak servis ediliyor. Daha sağlıklı bir seçenek için, pişirildikten sonra hala çinko ve B12 vitamini bakımından zengin olan ızgara kalamar tercih edin.